Az önce çok zor bir şey yaptınız. Acınızı, sevginizi insanlarla paylaşmak işte kolay bir şey olmasa gerek. Kolay değilmiş Kazım Bey. Antep'in sultanının sahibinin kim olduğunu öğrendim. Kimmiş? Kazım Bey, neden çekiniyorsunuz? Söylesenize kimmiş? Antep'in sultanının sahibi eski eşiniz Serdal Öz. Yüzündeki ilk tebessümü sana böyle bir gül verdiğimde görmüştüm. O gülün hala hatırı var mı Sultan? Hı? Hatırı bırak. Senin bende adın bile kalmadı. Serdal Bey. Yıllar önce gömdüm ben seni. Şimdi yıkıl karşımdan. Bir daha da karşıma çıkma. Baba. Kızım. Neden geldin baba? Ya bunca yıldan sonra hiçbir şey olmamış gibi annemin karşısına nasıl çıktın? Bir kuru güle seni affedeceğini nasıl düşünürsün? Bu kadar mı tanımıyorsun onu? Hayır bir de gelmişsin burnumuzun dibine rakip dükkan açmışsın. Canını susadın herhalde. Yani bu kadar ölmek istiyorsan baba ben sana daha kolay yöntemlerini söyleyeyim. Başka türlü annenin yanına yaklaşamazdım kızım. Ama bak görürsün. Bir süre sonra da yumuşayacak. Bana da dükkana da alışacak. Ben senin yerinde olsam bu kadar emin olmazdım. Ya bir de kaşınır gibi ailemizin sırrını dükkanında kullanıyorsun. Kendini affettirme yöntemleri konusunda ders alman lazım. Ben sana söyleyeyim. Söz konusu ben olunca annenin yangını hemen öyle sönmez kızım. Ateş kadınıdır o. Kalbini yeniden kazanabilmem için önce savaşmam lazım. Umarım öyledir. Ama bana sorarsan hiç şansın yok.